Bir derbi maçı oynadık ve bence bu herhalde Ankara derbisine yakışan bir şekilde bir maç oldu. İyi bir mücadele oldu. Öncelikle her iki takımın oyuncularını da kutluyorum bu anlamda. Tehlikeli bir takıma karşı maç yaptık ve bütün hafta boyunca da aslında rakibimizin etkili yönlerini nasıl kapatırız bunu düşündük, bunu çalıştık. Ama aynı zamanda da kazanmak zorunda olduğumuz bir maç oynayacağımız için hücuma da kontrollü ama hücuma da çıkmamız gerektiğini biliyorduk. Bugün zaman zaman pozisyonlar yakaladık, değerlendiremedik. Rakibimiz de yakaladığı kontra ataklarla, etkili tarafıyla pozisyonlar buldu, atamadı. Ama güzel bir golle, Ali İbrahim'in iyi ortası, Sion'un da doğru zamanda, doğru yerde, iyi bir vuruşuyla maçı kazandık. Tebrik ediyorum oyuncularımı. Şimdi önümüzde Galatasaray maçı var, ona en iyi şekilde hazırlanacağız. Evet, aşağıdan biraz uzaklaştık gibi görünse de lig hala daha devam ediyor. O yüzden bu kontrolü, dikkati ve konsantrasyonu bozmadan önümüzdeki maçları da en iyi şekilde oynayıp daha yukarılara tırmanmaya gayret edeceğiz. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Hepsinin çok kıymetli kulüpler olduğunu, çok değerli olduğunu ama Gençler Birliği'nin ayrı bir noktada. Evet. Şimdi tabii 1923 yılında kurulmuş bir kulüpten bahsediyoruz. Yani öyle dün kurulup da bugün bu başarıları yakalayan bir kulüp değil ve bunu uzun yıllarda Süper Lig'de kendini göstermiş, istikrarını kaybetmemiş, belli bir düzene sahip, oyuncularıyla hiçbir sıkıntısı olmayan, çevredeki hiç kimseyle, hiçbir kulüple de sıkıntısı olmayan, gerçekten örnek bir kulüp Gençler Birliği Kulübü. Bunu ifade etmeye çalıştım ve biz bu değeri, değerin farkındayız ve bu değeri bizden sonraki nesillere de aynı şekilde aktarmamız gerektiğini ifade ettim. Ve bunların da çoğalması gerektiğini düşünüyorum, bu tarz kulüplerin örnek alınması gerektiğini düşünüyorum. Ve örnek alınması için de başarılı olmak zorundayız. Yani bu yükümüzü aslında daha da ağırlaştırıyor fakat her şeyin bilincindeyiz. Başarılı olmak zorundayız ki örnek olabilelim. Gençler Birliği Spor Kulübü gerçekten bütün emek veren eski başkanlara, yöneticilere buradan teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet diliyorum. İlhan Cavcav Başkanımız başta olmak üzere. Hepsi çok değerli insanlar. Birlikte olduğumuz eski futbolcular, eski yöneticiler, hepsi çok değerli insanlar. Hepsine buradan verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. İnşallah biz de burada bulunduğumuz süre zarfı içinde bu kulübe bir şeyler katabiliriz. Eğer katarsak, ileride bizi de güzel bir şekilde anarlarsa mutlu oluruz. Bunu ifade etmek istedim. O kadar. Yani. Başka sorusu olan var mı? Hocam, üç değişikliğinizde iki tanesi sakatlığında ama. Evet. Bu sizin kafanızda tipler bozdu mu yoksa çok etkilenir mi? Yani bozduğunu söyleyemem çünkü zaten hani olabilecek her türlü şeye hazırlıklarımız vardı düşüncemizde. İşte Erdem'in sakatlığında Ahmet'e zaten koyduk oraya ki Ahmet de haftalardır formda, aslında formayı da istiyor fakat bir düzenimiz var, istikrar var. Bazı oyuncularımız böyle hak ettiği halde kenarda oturmak zorunda kalıyor ama zaten böyle takım oluyoruz. İhtiyacımız olduğu anda 5 dakikada olsa 3 dakikada olsa sahaya girip en iyisini yapmaya gayret ediyorlar. Ben oyuna sonradan giren arkadaşlarımızı da Matias'ı da Berat'ı özellikle Berat da haftalardır o da oynamayı hak eden bir oyuncumuz ama maalesef onu da son alternatif olarak kullanıyoruz. Taze bir güç olarak kullanıyoruz ki girdikçe sahada takıma katkı sağlıyor. Gelişimini de oldukça iyi bir şekilde sürdürüyor. Ve tabii bu saydığım isimlerin dışında kalan, oynatamadığımız, zaman süre veremediğimiz arkadaşlarımızın hepsinden de çok memnunuz. Hepsi antrenmanlarda gerçekten her şeylerini veriyorlar. Bu takımın bir parçası olarak her an katkıya hazır vaziyette bekliyorlar ve çalışıyorlar. Ben bütün oyuncularımı, yani en ufağımızdan en büyüğümüze kadar 28 oyuncumuzu da 29 oyuncumuzu da tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir karar aldılar. Hakemlerle ilgili, pozisyonlarla ilgili devam kararı, her pozisyona faul çalmama kararı bence çok önemli bir eksiğimizdi ve bunu tamamladılar. Tebrik ediyorum. Çünkü en küçük dokunuşta hemen faul veriyorlardı. Ya, futbol oynayamıyorduk. Yani oynayamıyorduk.
oyuncular da zevk almıyordu. Yani kazanan da kaybeden de zevk almıyordu. Çünkü sahada futbol oynanamıyordu. Şimdi evet, futbol mücadele oyunu. Bu mücadelede ayakta kalan kazanacak. Bu karar çok doğru bir karar. Yani faul olmayan bir pozisyonu faul verip oyunu durdurmaktansa, faul olsa bile devam ettirip oyunun akıcılığını sürdürmek zaten önemli bir sonuç olduğunda, geriye dönük olarak VAR sistemiyle önlemler alınacağı için oyunun akıcılığını sürdürmek ve oyunu sıcak tutmak çok daha doğru bir karardı. Ben buradan tebrik ediyorum ve bugüne kadar maç yöneten, dün de yöneten bütün hakemlerimizi de kutluyorum. Bu kararı çok güzel uyguluyorlar. Hepsine de başarılar diliyorum.